Hani orada şey yaparım. Ben bir tahtaya kalkayım. Şu SMS sıralamasını bir şey yapalım da. Hocam bir aç Mahmut bakalım. Hocam. Evet. Şimdi bir SMS listesini alayım. Mümkünse. Şuna geleceğim. Burada dün az çok konuşmuştuk ama bir dahaki haftalarda çok sıkıntıda olabilecek bana iki ünlü, iki gönüllü yarışmacı söyleyin. Melisa, kimleri görüyorsun? Çok sıkıntıda olabileceğini düşündüğün SMS anlamında. Ya potaya girerse mi? Potaya girerse ve potaya girip de gitme ihtimali soruyu olan. Soruyu bir daha alabilir miyim Hakan'cığım? İkişer tane olabilecek. Bundan sonrası için gitme adayı söyle. Bir de birincilik adayı İleride istiyorum. Düşebilir diye tahmin ediyorum ama... O mıntıkaya Mert bakıyor. Bence Hayrettin'le Barış düşmez. Sanki. Hayrettin'le Barış'ı tehlikeli görüyorsun evet, ama yazılma ihtimallerini... Yazılma ihtimali Hayrettin yazılabilir. Hani evet. İlayda çok yazıldı tekrardan yazılacaktır ama bir ikinci kez öykü söylenir mi bilemem zannetmiyorum artık. İsmail tekrardan birinciliğe çıkarsa hani benim yüzümden birisi gitti öyküye de vesile olmayayım. Çünkü öykünün her ne kadar gitmeyeceğini düşünüyorum dese de gideceğini düşünüyordu öykünün zayıf bir yarışmacı olduğunu düşündüğü için. O yüzden bu sefer Hayrettin'in oy potansiyeli daha fazla diyerek onu ön plana sunacaktır. Hayrettin'in gitme olasılığı daha yüksek olur. Melisa? Şimdi iki takım da şey yapıyoruz. Evet, iki takımdan da. Pota'dan Duygu çıkar. Poyraz yine SMS birincisi olur ve bu kez Hanzade'yi söyler. Duygu? Yazılır. Yazılır. Poyraz SMS birincisi olur ve Hanzade'yi söyler. Evet. Yani Hanzade artık zor zamanları başlıyor diyorsun. Evet, Hanzade başlıyor. Ünlüler takımla gelirsek de... Yine İlayda'yı zorlayacaklardır. Ama bana göre bir de İlayda yanına Çağrı eklenecekmiş gibi geliyor bu kez. Çağrı mı? Evet. Çağrı da fena değil bu arada SMS'lerde. Evet. Eklenmez. Evet. Erkek egemen takım ünlüler. Ya burada işte şey çok önemli ya. Eklenmez. Karşı tarafla aynı anda potada olmak çok önemli. Mesela ikinci dokunulmazlığı kaybeden takımın şöyle bir avantajı var. Karşı tarafın adayını görüyor. Yani bu bence çok önemli bir şey. Tabii. Burada mesela hep söylüyorum bak eğer... Ünlüler, İsmail, Batuhan, Öykü, Çağrı buralarda böyle bir SMS'lerde bir taktik yapsalar, strateji yapsalar bu gönüllerden çok adam eksilmesine sebep olabilir. Ama onu bir türlü göremiyorlar. Mert senin kim var peki? Abi ünlüler, gönüllülerde Baran, Duygu, Hanzade üçü girer. Riskli diyorsun. Evet yani Baran, Duygu, Hanzade. Ünlülerde de İlayda garibim kafadan yine girecek zaten. O onun jokeri yani İlayda joker onlarda. Bir de şeyin farkındalar. İlayda ne de olsa gitmiyor. He, demek ki SMS'i yüksek geliyor İlayda'nın. Yazalım. Joker gibi yani anladın mı? Ünlüleri kurtarıyor aslında İlayda şu anda. Bak evet. Ünlüleri kurtarıyor komple şu anda. Evet. İlayda'nın yanına Hayrettin çıksın ikinci aday. Hayrettin geçmiş olsun abi. Evet. Cam kenarından gelir İstanbul'a. Peki burada Melisa ne diyorsunuz? Hani oyunlarda iyi. Yazmaz. Bence hani çok efendi de bir şeyi var. Yazmaz. Merve ve Melisa arasında gidip geliyorum diye. SMS sıralaması değişir mi? Melis'in. Melis'in mi düştü? Melis düştü ama hafta yaşamıştı ya Batuhan'la bir polemik ağlamıştı falan filan derken onu biraz o yükseltebilir. Bak, Merve ve Melis yazamazlar. Niye yazamazlar biliyor musunuz? Zaten kız sayısı az. Bir sürü de başarısız erkek var orada sayı alamayan. Merve'yi Melis yazarlarsa bu sefer kızlarla erkekler birbirine girer evet. Takımda. Çünkü kızlar daha çok puan getiriyor. Ama SMS'te Poyraz ve İsmail'in bence bir süre egemenliği devam edecek gibi gözüküyor hata yapmadıkları tabii. Sürece. İsmail'in bence bu hafta Bahar'ı söylemesi bir tık hataydı. Bir o yemek olayında şey yapması bir hataydı. Gitmeyeceğini düşünmüş ama olabilir ama biliyor musun? İsmail'in Bahar'ın gidişine ağlaması da bence çok güzel durdu. Yani onun o vicdanlı tarafını gördük. Vicdan, evet. İsmail çok üzüldü. Bence o onun eksilerini kapatacaktır. İsmail yine bu tarafta birinciliğini devam ettirir. Ta ki Batuhan yükselene kadar. Bir şey soracağım. Şu an en büyük rakibi SMS'de Batuhan. Yaşadığı olaylardan dolayı sence bu SMS değişebilir mi? Batuhan 1 olup İsmail 2 olabilir mi? Batuhan... Hani Bahar'ın elenmesine vesile olması, yemek olayı, işte beni götür beni götür gibi olaylardan ötürü. Sizce Batuhan'ın da performansı iyi. O yüzden böyle bir değişme olabilir mi? Şöyle diyeyim sana. Ben Batuhan'ın birinci olmasının biraz onun performansına çok bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu performansla İsmail takımın bu kadar dinamosuyken Batuhan da oyunlarda bir alıyor bir alamıyor böyle çok kendini gösteremiyorken kolay kolay birinci olabileceğini düşünmüyorum. Peki, çünkü İsmail bir sorun var. Buyur. Benim bir sorum var. Tabii Melisa. Şimdi atıyorum Reşat performansı yükseldi. Biraz gerçekten daha böyle bir sesini çıkarmaya falan başladık. Yani Reşat'ı iyice görmeye başladık. SMS'de de birinci oldu. Şimdi buradaki takıma Reşat hariç kime baksak bir isim söyleyebiliriz birinci olduğu zaman kimi evet. Söyler diye. Reşat birinci olsa kimi söyler? Poyraz söyler. Eğer karşı takımdan biri varsa ya da gitmek istediği bir yarışmacı varsa.
Yani çünkü Poyraz'ın 2 hafta birinci olması şu demek. Bu çocuk hiçbir zaman yani en az bir 8-10 hafta gitmeyecek demek. Hani şu an Poyraz bir böyle bir barajı geçti. Hani gitmeyeceği barajda. Reşat keşke birinci olsa da ünlülerle gönüllerin aynı olduğu bir yerde gönüllerden bir adamı çıkarabilseler. O da Poyraz olur işte. Aslında çok büyük avantaj o. Evet. İşte o yüzden diyorum ilk başta bütün takım Poyraz'ı yazarsa takımda ikinci kim onu da görme şansları olur. O zaman ama en azından kesinlikle. Bir iki kim görebilirler. Düşünüyorlardır bunu. Bence çok güzel bir hareket olur. Ya en azından takımdaki iki tane güçlü görmek için. İnşallah yaparlar. Şu ana kadar yapmaları lazımdı. İkinci evet. Dokunulmazlık konseyi oldu yani. Bakalım öyle göreceğiz. Yapalım. Bu arada biraz sonra anlat bakalım. Oynayacağız. Ben sevgili arkadaşım Melisa ile olacağım. Mert'le de Damla beraber olacak. Nesini oynuyorduk? Nesini oynuyoruz? Yemeği de oynarız ya. Abi yemek artık ya içimiz dışımız değil. Dönerler, künefeler yeter. 10 kilometre koştum sporda ya. Tamam onu reklam arasında yani. Çözeceğiz. Ha? Onu birazdan çözeceğiz. Tamam.